Evet, teşekkür ederim. Nedense bugün heyecanlandım. Değerli dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları, sevgili dostlarım, ülkemizin ve milletimizin güvencesi, sevgili gençler. İYİ Parti'mizin milletimizle grup toplantısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlarım, birinci olağanüstü kurultayımızı 10 gün önce yaptık. Tarafsız gözlemciler son dönem Türkiye'sinde milleti merkeze alan en önemli ve en gerçekçi siyasi atmosferi şeklinde yorumladılar. 140 yıllık Türk siyasi hayatının en baskıcı döneminde yeni bir siyasi parti olmanın ötesinde siyasal hayatımızı yenileme iddiası ve milletimizin talebiyle İYİ Parti'yi kurduk. Bu bir kadro partisi olmaktan ziyade toplumun merkeziyle siyasetin merkezini buluşturma amacını hedefledik. Çok şükür ki 5 ay gibi kısa bir sürede milletimizin İYİ Parti'yi sahiplenişine şahitlik ettik. Evet, 5 ay içinde 71 il ve 769 ilçede teşkilatlarımızı kurduk. İYİ Parti yeni kurulmuş olmasına rağmen delegeler ile birlikte 100 bini aşkın teşkilat mensubuna sahiptir. Teşkilatlarımız kısa dönemde 1 milyon 600 bin üye hedefinde önemli mesafe almıştır. Bu sayede on binlerce vatandaşımızın katıldığı bir kurultay gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız kurultayımıza masraflarını kendileri karşılayarak katıldılar. On binlerce vatandaşımız belediye, müteahhit desteği ve zorlaması olmadan kendi istek ve arzuları ile kurultayımıza şeref verdiler. Bizden önce bu salonda yapılan kurultaylarla kurultayımızı karşılaştıranlar haklı olarak en büyük ve en gerçek kurultay olarak tanımlıyorlar. Bu vesileyle vatandaşlarımıza, siyasi partiler adına katılan misafirlerimize, basın mensuplarına, yabancı misafirlerimize katılımları nedeniyle teşekkür ediyorum. İYİ Parti olarak belirlediğimiz bayrak ile sembolleşen milletimiz ile ittifak politikamızın, bayrak tutan herkes ile ittifak anlayışımızın coşkuyla karşılanmış olması da çok dikkate değerdir. Kurultayımızda yaşanan coşku, ayrıştırıcı olmayan bir siyasete ve siyaset diline milletimizin ne kadar derin bir ihtiyaç duyduğunu da gösterdi. İYİ Parti'nin toplumun merkezini siyasetin merkezine taşıma hedefinin isabetli olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Kapsayıcı siyaset anlayışımızı ve siyaset dilimizi sürdürme kararlılığımız güç buldu. Ya hepimiz ya hepimiz ve 80 milyon hep beraber vurgumuz artarak devam edecek. Kurultayımız gösterdi ki Türk siyasetinde artık bir İYİ Parti gerçeği var. Açıktır. 2019'da ülkemizi iyiler yönetecek. Bir Nisan kurultayımızdan sonra siyasette hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Olmuyor da zaten. Biz artık iktidarın bilinçaltına yerleşmiş görünüyoruz. İktidarın bilinçaltına girdiysek ülkemizi de esaretten kurtarmaya yakınız demektir. İktidar bizi ne kadar muhatap almıyor görünürse görünsün, rahatının ve huzurunun kaçtığı o kadar açık ki görüyoruz, milletimiz de görüyor. Söyleyeceğimiz tek şey bizim muhatabımızın millet olduğudur. Milletten gayrısı boştur, boş. Hepimiz farkındayız. 1 Nisan kurultayımız iktidarın kimyasını bozmuş, alt üst etmiştir. Kurultaya yoğun ilgiyi istihbaratıyla öğrenen iktidar sahipleri kurultayın önüne geçmek için magazine sığınmış, ne kadar yandaş sanatçı varsa Hatay'a yığmıştır.
Peki sonuç? İyi Parti ise Kurultay destanı yazmış, iktidar ise şanlı ordumuzu televole programlarına malzeme yapmaya kalkmıştır. Afrin'den askerimize büyük saygısızlıkla Afrin Vole çıkarmıştır. Bu Habur rezaletini de aşmıştır. Yazıktır, yazık. Ne yaparsınız ki biz onların kimyasını bozmaya devam edeceğiz. Milletimiz adaletsizlikten, ekonomik çöküntüden rahat uyuyamazken biz de iktidar sahiplerinin huzurlu uykularını bozmaya devam edeceğiz. Şehit evlerinde ağıtlar yükselirken kışla da askerimize oyun havası sunanları da bu millet affetmeyecektir. Tarih de affetmeyecektir. Kurultayımızda ülkemizle paylaştığım mesajlardan bazılarını yeniden hatırlatmak isterim. Bizler iktidarın çekmecesindeki kamuoyu araştırma sonuçlarından korktuklarını biliyoruz. Onları ittifak ipine saran şeyin bizim ayak seslerimiz olduğunu görüyoruz. Kötüler dışında hiç kimse korkmasın. Bizler bu iktidarın baskı ve zulmü altında ezilen sağcısını solcusunu ayırmaksızın milletimizin bütünüyle ittifak yapıyoruz. Hiçbir siyasi görüş ayırt etmeden 20. yüzyılın dar kalıplarıyla değil 21. yüzyılın gerçeklerine göre tarif ediyoruz. Ekmeğin suyun sağ solu yoktur. Ekmek ekmektir, su da sudur. Biz Alpullu'da dedik ki 2,5 milyon pancar işçisi, çiftçisi bir kişiden büyüktür. Tıpkı bunun gibi İstanbul Fikirtepe'de kentsel dönüşüm diye evleri ellerinden alınıp ortada bırakılan 1000 aile de yandaş sanatçıların organizatörü olarak Hatay'a giden bir müteahhitten büyüktür. Sayın Erdoğan, Sayın Erdoğan, aileleri ortada bırakan müteahhiti organizatör olarak yanında taşırken vicdanın hiç sızlamadı mı? İşte o 1000 aile senin şehitler varken konser düzenleyen bir müteahhidinden büyük değil midir? Büyüktür, hem de çok büyüktür. Milletimiz medyayı esir aldığınız için bir yanda evsiz kalan 1000 aile varken bir yanda onları evsiz bırakanlarla konser düzenlediğinizi görmeyecek mi zannediyorsunuz? Görecekler, görecekler, hem de vicdanlarının gözüyle görecekler. Değerli arkadaşlarım, böyle bir ortamda tüm muhalefet partilerini dikkatli olmaya davet ediyorum. Politik hevesler zamanı değildir. Zaman akılcı politikalarla Türkiye'yi uçurumun kenarından kurtarma zamanıdır. Dolar almış başını gidiyor. Önce algı operasyonu diye milletin zekasıyla dalga geçiyorlardı. Şimdi sesleri çıkmıyor. 10 günde dolar 10 kuruş arttı. 4 lirayı aştı. Avro ise 5 lirayı geçti. Diğer yandan reel sektör alarm veriyor. Türkiye'nin en büyük ve en güvenilir iki holdingi ödeme güçlüğüne düştü. Toplamda 12 milyar dolarlık borcu yeniden yapılandırmak üzere bankalara başvurdular. Bir taraftan sıra kimde sorusu cevap ararken, diğer taraftan bu yükseklikteki geri ödeme tıkanıklığı Türkiye'nin risk primini arttırmaktadır. Türkiye ne oluyor sorusuna açık bir cevap aramalıdır. Konuyu tartışmalıdır. Zira soruna bir finansman konusu olmanın çok ötesinde anlamlar yüklenmektedir. Hem firmaların marka değerleri, hem rakamların yüksekliği görmezden gelmeyi ve konuşma yasağını kaldıramayacak seviyededir. Ekonomiden sorumlu bakanlar konuşamıyorlar ama elleriyle, gözleriyle imdat diyorlar. İktidar bakan fırçalayarak milletimizi ona oyalıyor. Artık ne ülkemizin içerisinde ne de ülkemizin dışındaki mali piyasalar iktidarın söz ve fiillerine güvenmiyorlar.
İyi Parti iktidar olduğunda ben yaptım olducu tavrı çöpe atıp her işi itibarı ve güvenilirliği yüksek ehillerine verecek. Milletimiz bilecek ki birilerinin keyfine, karanlık ilişkilerine göre değil, olması gerekene göre ekonomi yönetiliyor. Doğru karar... Doğru karar herkesin susup bir kişinin konuştuğu ortamlardan çıkmaz. Doğru karar herkesin fikrini söyleyip ortak noktada buluşmakla ortaya çıkar. Böylece gerilimli, stresli ortamlar yerine sağduyu hakim olur. Değerli arkadaşlarım, kendilerini Türk ordusunun arkasına saklayıp kahramanlık taslayanlardan Gazze'deki kıyımla ilgili olarak da bir somut adım beklerdik ama olmadı. Kameralar önünde İsrail'e one minute demenin ekmeğini yiyip arka odalarda İsrail'le anlaşmalar yapanlardan bu ülke kurtulmalıdır. Buradan iktidar partisine oy veren temiz yürekli insanlarımıza sesleniyorum. Artık maskeli balonun alkışlayıcıları olmayınız. Bakın, El Aksa Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi ne diye bağırıyor? Türkiye hükümeti İsrail'le anlaşarak Gazze'deki soykırıma ortak olmuştur. Milletimiz iktidarın İsrail'le anlaşarak Filistinli Müslümanları gözden çıkardığını görmelidir. Bu bilgileri gizleyenler Türkiye'ye karşı ihanet içerisinde değil midir? Yine aynı şekilde geçen hafta Ankara'da Putin, Ruhani ve Erdoğan'ın katıldığı Suriye ile ilgili üçlü zirve yapıldı. Sonuç bildirgesine baktınız mı ne çıktı? IŞİD terör örgütü, Nusra cephesi terör örgütü, El-Kaide terör örgütü, PYD-YPG nerede? Yok. Biz Afrin'e niye girdik? Onların tabiriyle niye fethettik? İnatla bunu söylettiler. PYD, YPG terör örgütü diye. Kardeşim, bu sonuç bildirgesinde niye yoklar? Bu nasıl aymazlıktır? Askerimizin sahada kazandığını masada mı kaybediyorsunuz? Bu nasıl müttefiklik? Ya da siz de mi kapalı kapılar ardında PYD, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor musunuz? Uluslararası arenada bunun ne anlama geldiğini bilmiyor musunuz? Altına imza koydunuz mu? Koydunuz. Nerede peki PYD, YPG? Bu nasıl aymazlıktır? Sormak lazım değil mi? Ne iş dönüyor Sayın Erdoğan? Ne iş döndürüyorsunuz? Milletin güvenini hangi işlerde bozuk para gibi harcıyorsunuz? Bakın, ülkemizin sınırları delik deşik olmuş durumda. İçinde teröristi, suçlusu var mı? Bakan yok. Bir ülke bu kadar korunaksız bırakılabilir mi? Hatay sınırını emniyete aldığınızı söylüyorsunuz da Iğdır'a niye bakmıyorsunuz? Elbette zulme uğrayanların umut kapısı olmak zorundayız. Ancak bu kendi insanımızın can ve mal güvenliğini tehdit ederek olmaz. Keza Doğu Guta'da, Duma'da bebeklerin, çocukların, insanların öldürülmesi karşısında birilerini suçlamakla yetinmek Türkiye'nin dış politikasına uygun düşmez. Kimyasal silah ya da başka silahlar fark etmez. Hükümetlerin görevi insanlar, çocuklar ve bebekler ölmesin diye politika yapmaktır. Sonuçsuz ifadelerle ortada dolaşan Birleşmiş Milletler, sorun çözücü olarak ortaya çıkmalısınız. Eğer ki devletler uzlaşamıyorsa, insanların ölümüne seyirci kalınamaz. Devletler üstü kuruluşlar parıltılı sözlerle vakit geçirmek yerine bölgede bu insanlar için bir kalkan oluşturmalıdır. Dünyanın gittikçe daha fazla şiddete değil, daha fazla barışa ihtiyacı var. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti son yıllarda her anlamda erozyona uğramıştır. Kurumlar çökmekte, insanlar
ahlaki bunalımların kurbanı olmaktadır. Caniler serbestçe dolaşıp mağdurlar kurban edilmektedir. İktidarın bu çöküşle ilgili hiçbir sorumluluk almıyor olması herkesi düşündürmelidir. Bu çöküşten tüm kurumlarımız gibi üniversitelerde payını almıştır. Geçtiğimiz günlerde akademi dünyasından 4 pırıl pırıl insan katledildi. Onları katleden caniden sorumlu kim? Allah vatana hizmet etsin diye emek verilerek yetiştirilmiş o insanlarımızın ailelerine sabır versin. Akademi dünyasının başı sağ olsun. FETÖ terör örgütünün tüm kurumlarda yuvalanmasına göz yuman. Bu süreçte onlarla işbirliği yapan iktidar FETÖ ile mücadeleyi de milletin üzerine bırakmıştır. Milleti millete karşı muhbir yaparak suçlu suçsuz birbirine karıştırmış, kimi suçsuz insanlar ya tutuklanmış ya aileleri ortada bırakılmış ya da canlarından olmuştur. Bu günahın vebali iktidarın yakasını asla bırakmayacaktır. Burada bir parantez açmak istiyorum. Yıllardır, 2,5 yıldır o demokrasi mücadelemiz esnasında hepimize FETÖ, 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 FETÖ dendi. Buradan Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Bu konuda açık, net tavır koymuş nadir siyasetçilerden birisiyim. Sülalemde bir kişi bulun, politikayı bırakacağım dedim. Kimsenin yüreği yetmedi. Ama şimdi bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Sayın Erdoğan, avanelerinize ve küçük ortağınıza söyleyin. Eğer ben ve arkadaşlarım iktidarda olsaydık, sorular çalındığında görmezden gelseydik. Generalleri patır kütür, hiçbir şeye bakmadan FETÖ'nün adamlarını hızlıca önemli yerlere getirseydik. Her türlü parasal alışverişi yapsaydık. Kurumları onların eline teslim etseydik ve gün geldiğinde 15 Temmuz'da bunlar darbe yaptığında millet sizin çukura düşürdüğünüz devleti sokaktan toplayıp getirse idi ve bunun karşılığı olarak siz kabadayılık yapacağım deyip vatandaşı sokağa çağırdığınızda oraya gönlüyle giden insanlarımızın 249'u şehit olsaydı, 1000'in üzerindeki kişi insanımız gazi olsaydı, buradan ilan ediyorum, ben kendi canımı kendim alırdım. Onun için susun, ağzınızı, çenenizi kapatın, oturun be kardeşim. Açtırmayın kutuyu, söyletmeyin kötüyü. Değerli arkadaşlarım, ülkemizi sosyal çöküşten kurtarmak için ortaya konan çözüm önerilerine bakınca bu iktidarın ömrünü doldurduğunu görüyoruz. Hükümet çocuk istismarını önleme tasarısını nihayet bu hafta meclise getirdi. Adı çocukların istismarını önleme tasarısı. Ama içinde önlem yerine işlenmiş suç ve haber yasağı dışında hiçbir şey yok. Ve istismar cezalarına 12 yaş sınırı koymak hangi ahlaka sığar? 13, 14, 15, 16, 17 yaşındaki kızlar çocuk değil mi? Nasıl bir vicdansızlıktır bu? Sizin amacınız ne? Ayrıca suçun önlenmesine dair ortaya konmuş, dikkate değer bir öneri bulunmuyor. Bir hükümetin çocuk istismarı
kadına, yaşlıya, şiddet gibi konularda suçlunun cezalandırılması kadar suçun oluşmasını da önleyici tedbirleri ortaya koyması gerekir. Bu yasanın içinde yoktur. Bırakın hükümet olmanın gereğini, insan olmanın gereği suçun oluşmasını önlemektir. Bizim sosyal politika bakış açımız mağdur kadın ve çocuğu sığınma evlerine alarak, onları kendi yuvalarından uzaklaştırarak bir kez daha zarar görmelerini önlemek üzeredir. Mağduru değil, mağdur edeni evden uzaklaştırıp gözetim altına almanın yollarını bulmaktır. Evlerimiz korkup kaçacağımız dört duvar olamaz. İçinde huzurla uyuyacağımız, kötünün ve tehlikeli olanın o duvarın dışında tutulacağından emin olduğumuz huzur veren yuvalar olmalıdır. Aynı şekilde polis teşkilatımız bir yandan polis haftasını kutlarken diğer yandan da kendi içlerinde kim hain kim değil karmaşası yaşamaktadır. Ülkemizin iç güvenliğinden, can ve mal emniyetimizden sorumlu polis teşkilatımızın daha huzurlu bir görev ortamına kavuşması lazımdır. Polis demek emniyet demekse, emniyetin de emniyette olması her şeyden önemlidir düşüncesiyle değerli polis teşkilatımızın polis haftasını kutluyorum. Buradan çok önemli bir sıkıntıyı da bu vesileyle dile getirmek istiyorum. Jandarma ve polisimizin terör tazminatlarının 3 aydır ödenmediğini öğrendim. Ey muhterem, canını siper ederek can ve mal emniyetimizi sağlayan bu evlatlarımızın hakkı olan terör tazminatını neden ödemiyorsun? Muhtarları İspanya tatiline götürecek parayı buluyorsunuz da benim kahraman polis ve jandarmamın hakkı olan terör tazminatını neden ödemiyorsunuz? Aylardır söylediğimiz bir diğer husus da polislerimizin ek göstergelerinin 3600'e çıkartılarak emekliliklerinde bir parça nefes almalarını sağlamaktır. Anlıyoruz ki sizin böyle bir niyetiniz yok. İyi Parti iktidarında polisimizin ek göstergesini 3600'e inşallah söz veriyorum biz çıkartacağız. Değerli yol arkadaşlarım, ülkemizin en büyük medya grubunda dün devir teslim yapıldı. Devir edene de devralana da hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah. Türkiye'ye yakışmayan bu misyonunu tamamlamış olağanüstü hal uygulamasını kaldırmak olacaktır. Milletimiz verildiği kadar adalet, verildiği kadar ekmek, verildiği kadar özgürlük anlayışını reddetmektedir. Böyle bir kabullendirmeyi, zorlamayı reddetmektedir. Milletimiz İyi Parti'den milletimizin beklentisi bu anlayışa millet adına itiraz etmesi ve millet adına reddetmesidir. İyi Parti bu misyonun çatısıdır. İyi Parti verildiği kadar değil, yeterince adalet demektir. İyi Parti verildiği kadar değil, yeterince ekmek demektir. İyi Parti verildiği kadar değil, onurlu yaşayacak kadar özgürlük demektir. Bu duygularla milletimizin ve ülkemizin yolu ve bahtı açık olsun diyorum. Sağ olun, var olun, iyiliğe ve iyilere inanmak ülkemizi kurtaracak. Allah'a emanet olun.